Askeri ücret? Valla minimum 13-14 bin olmalı. Bugün toplanacak evet tekrar. Ne yapacaklar mı? Aynen öyle. Ne yapacaklar? Nasıl bir sonuç çıkar hocam? Ya bunlar en fazla taş çatlasın 10-11 verirler. Ama en az 13-14 olmalı. Evet. Başka türlü nasıl yaşayacak insanlar? Aynen. Çok zor. Daha önceki bakan açıklama yapmıştı. $500 düşünüyoruz falan, karşılığını düşünüyoruz falan diye. 500 lira işte 12. O da indi zaten. Zaten aynen onun için 13-14 bin dedim ya. Eyvallah. Zaten dolar olarak hani doların sadece 23-24 liraya çıkmış olması onu bir miktar yukarı çıkarttı da. Hı hı. Bakalım ne yapacaklar. Üçlü bir araya gelecekler ama 1-2-3 olsun. Gerisi kolay olsun. Eyvallah, sağ ol, teşekkür ederim. Türkiye'de ne kadar olmalı? 13 bin. 15 bin. Bir karar verin. 13 bin. Kaç? 13. 13. Kurtarır mı çalışanı? Her şeye müthiş zam geldi. Vallahi bilemiyorum. Siz bilirsiniz. Eyvallah, sağ ol. Nerede? Askeri ücreti soruyorum. Ne kadar olmalı sizce? Asgari ücret 15 bin lira olmalı en az. Peki ne kadar yaparlar? Ne kadar olur? Tahminim. Bugün toplanıyor gene heyet. Bakarsan 11 bin lira civarında yapacaklar sanırım. Kurtarır mı? Asla kurtarmaz. Açlık sınırı. Eyvallah. Siz ne diyorsunuz? Bence de herkesin insanca yaşama hakkı var. En az 1000 dolar olmalı. Biz Avrupa ülkelerinden geri bir ülkemiz. Hı hı. Aynen. Yani. Maalesef öyle. Evet hocam, siz ne diyorsunuz hanımefendi? Aynı şey düşünüyoruz. Aynı düşünüyorum. Mutlaka ve mutlaka 15 binden aşağı olmamalı. Evet. Maalesef. Aynen. Dilerim olur ama. İnşallah. Eyvallah, sağ olun, teşekkür. Evet abi, askeri ücret ne kadar olmalı? Abla bir dakika, abla bir dakika. Gel ben sana. Al cevabı. 15. Bir dakika, gel ablacığım söyle. Valla askeriye ücretinde hiç memnun değilim. Hiç bize verdiği zamda memnun değilim. Biz acız. Biz pazara gidiyoruz, bir şey alamıyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. Çoluğumuz, çocuğumuz perişanız, acız. Ben sana söylüyorum. Hiç memnun değilim. Hiç memnun değilim. Ne zaman zam aldın abla sen? He? Ne zaman zam aldın? Zamı verdiği zaman aldım. Şimdi yükselecek yine. Ne zaman yükselecek? Ben de almadım bugün. Bugün ablacığım acele etme. Bak bugün toplanıyor heyet. Ha. Karar verecekler ne kadar vereceklerini, açıklama yaparlar ama akşam. Ben sana söyleyeyim. Sen ne kadar olmasını istiyorsun askeri ücreti? Ne kadar ben şu anın, şu zamın şeyini 20 milyar olmasını istiyorum. Bir emeklinin 20 milyar alması lazım ki 500 lira olmuş etin kilosu. Bir kilo et alıp da yiyelim yani. Yiyemiyoruz biz. Geçinemiyor musunuz abla? Geçinemiyoruz. Evet, geçinemiyoruz. Mesela ben bir emekliyim. Ben bir yere gittiğim zaman iki torunumu yanımda götürsem bir şey alıp çocuklara vereyim. Bayram hediye alamıyorum. Para veremiyoruz. Sadece boğazımıza, kuru boğazımıza. Biz yapamıyoruz. Yok, biz memnun değiliz. Eyvallah. Hiç memnun değiliz. Eyvallah. Kardeşim. Kaç memnun değiliz? 7500'den 3600 günden emekli alanda benden bile oluyor. Eşim de 5000 günden oldu. Ne diyorsun abi? Vallahi ben hiçbir şey demeye gerek yok. Ne kadar olmalı abi askeri ücret? 15 olmalı. Geçinebilmesi için, tabii, bir ailesini geçindirebilmesi için çalışanın. Olur mu peki abi sizce? Yapmaz. Yapmazlar. Evvelden yapmaz. Kılıçdaroğlu şey yapıyordu da yoksa çıkarıyorlardı aylıkları. Aynen. Şimdi Kılıçdaroğlu da yok. Veri bir avuç leblebi parası. Eyvallah. Bayram ikramiyesini de artıracağız demiştir Tayyip Erdoğan. Aynı yalan. Aldık bayını arttırmamış. 2 milyar. Yalan, artık. Yalançı. Evet. Aynı verdi. 2 milyar verdi. Evet, 2 bin lira verdi değil mi? Yalançı. Hani 500 lira arttırıyordu ya değil mi? Hani sokaklarda köpekler var ya, osuruyor. O da köpek osurduk başına yalan söylüyor. Ne olacak peki böyle baba? Ne olacak? Ölen ölecek kanalda. Aynen. Aynen devam. Özalım demesi aynı öyle. Eyvallah baba, sağ ol, teşekkür ederim. Sizin ne diyorsunuz abi? Teşekkürler. 4 milyar. 4 bin lira veriyor. Ben mi doyunca kızımın eşyasını mı alacağım? Bak her ay 4 paket. Onların parasını ayrı vermiyor mu? 4 paket beyaz her ay. Abla onların parasını ayrı vermiyor mu? Ha vermiyor. Kayıt yaptıracağım, bir tanesinin parasını veriyor. Gerisini sen kendin alıyorsun. Niye gideyim?
Bir tanesini sigortaya gidecek, kağıt yaptıracak. Bir tanesinin parasını veriyor, geri kalanının mesela 4 paket alacak. Üç paket. Tek tek konuşursanız. Açız, aç. Aç yani, millet pazar göremiyor. Açız. 12 milyar bir ev kirası. 10 milyar, 12 milyar. Bir ev kirası. 7,5 milyar bana para veriyor. 7,5 milyarla 10 milyar kirayı nasıl vereyim ben? Eyvallah. Hani doğalgazın, hani elektriğin, hani suyun. Ne yiyeceğim? Ne yiyeceğim? Ne yiyeceğim? Bunu düşün abi. Şimdi bunu düşünsün bu bir kendine evvela onu vereceksin ki. Vatandaşa da bunu düşündüreceksin. Peki abi kime oy verdiniz siz? Boş bu oyunu kime? Tayyip'e. Kime verdin abla? Tayyip'e. O zaman şikayet etmeyeceksin abla. Etmeyeceğim ve üzülüyorsun. Yapacağım dedi, arttıracağım dedi. Hani arttırdı mı? Acele etme, belki artırır. Biraz zor. Arttırırsın da fakir de geber. Bence 22 bin olmalı. Olmalı. Yaparlar mı peki? Zor. Ama olması gereken o. Ne kadar artırırlar sizce? Bence bilemiyorum ama 10 bin olursa bile iyi gibi geliyor bana. 10 bin bile. 10 bin iyi mi gelir abi? Yani anca o kadar yaparlar gibi geliyor bana. Şu yok o kadar da değildir yani ya. Türk iş denilir çok, abi. Çok yapsalar 15 yaparlar. Karar ver abi, ne kadar? Çok yapsalar 15 yaparlar. Ama bana göre en az 20 olması lazım. Emekli misin abi? Evet, emekliyim. Bayram ikramiyesi ne kadar aldın abi? Daha almadım. Nasıl almadın? Daha yatmadım. Hesaba yatmadı mı abi? Yatmadı da. Yatırmış bazılarınınkini. O sırayla yatıyor. Yatacaktır, bekliyoruz. Ne kadar alacağını biliyor musun? 2000 TL. Daha önce aldığın gibi. Evet. Artıracaktı, söz vermişti. Demek ki olmadı, seçim yatırımıydı. Yalan mıydı yani? Yalan veya doğru bilmiyorum, seçim yatırımı olarak düşünüyorum. Öyle oluyor. Evet. Eyvallah, sağ ol, teşekkür ederim. Askeri ücreti. Yani şimdi günün şartlarını düşününce 15 binden az olmaması lazım. Ama evet. Gönül 22 bin ister. Yani en düşük devlet memuruna söz verdiler ya 22 bin yapacağız. Memurunki 22 yapacak. En düşük devlet memurunu öyle yapınca asgari ücretinde onu o seviyeye çekmesi olmalı. Gerekiyor. Yani. Nasıl ki emekli maaşlarını eşitledin? Evet. Pardon, tek tek rica edebilir miyim? Evet. Tabii ki aynı söylediğiniz gibi nasıl eşitlediyse bunu da aynı şekilde eşitleyip günün şartlarına göre insanca bir yaşam şekline kavuşturması lazım. İnsanlar bir rahat nefes alsınlar. Yani. Evet. Emekli misiniz? Emekliyim. Bayram ikramiyesi aldınız mı? Hesabınıza yattı mı? Henüz yatmadı. Ne kadar yatacağını biliyor musunuz? 2000 lira diye biliyorum. Hani artıracaktı? Artırmadı maalesef. Ümitlerimiz suya düştü. Başka sefere inşallah. Başka sefere? O zaman hangi sefere kaldık? Seçimlere. Maalesef öyle oluyor yani. Eyvallah. Teşekkür ederim. Vaatler veriliyor ama hiç tutulmak üzere verilmesi gerekiyor bence. Eyvallah. Sağ olun. Sizdeyim hemen. Ben emekli maaşlarının en az 25 bin lira olmasını istiyorum. Çünkü emekli maaşı daha önceleri... Günümüz koşullarında... Tabii asgari ücretin 3 katı maaş alırken biz şimdi çok zor durumda kaldık. Son derece yetersiz. Bayram ikramiyeleri hesaba yatmadı ama yattığı zaman zaten içindeki kurt yani kalan borçla oraya kesiliyor. Aynen. Yani dolayısıyla hiçbir avantajı, faydası yok. Eyvallah. Bayram ikramiyeleri sizce ne kadar olmalıydı? En az bir maaş. Değil en mi? Az bir maaş. Eyvallah. Aynen. Yani asgari ücret falan değil. Herkes ne kadar maaş alıyorsa o kadar olması lazım. Eyvallah. Ya hep ya hiç. 2000 lira da sadaka gibi. Aynen. Yani hiçbir işe yaramıyor. Yani o 2000 lirayı da muhalefetin diretmesiyle oldu yani. Söz konusu bile yapmamaları lazım. 2000 lira şimdi 20 lira gibi bir şey. Aynen. Enflasyon. Yeni 500'lük, 1000'lik banknotlar geliyormuş. Haberiniz var mı? Onları çıktığı zaman ilk 200 liraları ATM'lerde cihazlar bile tanımıyordu. Yani şimdi onlar da öyle çıkınca ne oluyor, ne fark ediyor? Para değeri mi artıyor? Aynen. Çok yanlış, boşuna masraf. Bu ne diyor? Ne demek? Bu paranın değerinin düştüğünü göstermiyor mu? Evet, defalarca düştüğünü gösteriyor. Eyvallah. Siz ne diyorsunuz efendim? Aa, ben aynı katılıyorum. Aynı görüşteyiz. En az yani asgari ücretin 15 bin en az yani. 15-20 öyle mi? Geçim şeyi bu. Yani, standardı. Yaşam standardı yani şartlar onu gerektiriyor. Standart, 20 bin lira olacak bir maaş standartı arttırmıyor ki. Yani günlük ihtiyacını ancak karşılıyor. Eyvallah. Elektrik, su, bir sürü temel ihtiyaçlar. Çocuk eğitimi, aynen, yaşam şeyi, ilaç mesela hastaneler de çok fena.
falan. Evet. Ne sıra bulabiliyorsun, ne ilacını alabiliyorsun, ne muayene olabiliyorsun. Her şey boş, başlı başına bozuluyor. Tayyip Erdoğan'ın kazanması ne getirir ülkeye 5 yılda? Vallahi bugüne kadar yaptıklarını toparlamaları için bir fırsat. Eyvallah. Yani bugüne kadar olan olumsuzlukları bir fırsat verildi. Düzeltmesi için. Düzeltmesi için bir fırsat verildi. Düzeltirse süper olur. Düzeltmezse de zaten insanlar fazla ümitli değil. Eyvallah. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ücret sizce ne kadar olmalıydı? Olur. Olması lazım. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok ama hani 20 binin üstünde olması gerekiyor. Çünkü 15 bin lira bir ev kirası. Aynen öyle. Aynen. Siz ne kadar maaş alıyorsunuz? Ben şu an maaş alıyorum. Çalışmıyor musunuz? Eyvah, işsizsiniz. Değilim, çalışmıyorum. Ha, çalışmıyorsunuz, ev hanımısınız. Eyvallah, sağ olun, teşekkür ederim. Nereden? Asgari ücret ne kadar olmalı kardeş? 11.750 lira. Olmalı. Evet. Kurtarır mı abi? Kurtarır olmalı. Bak ne baba, bir dakika sırayla. Olduğu kadar. Yaparlar mı peki? Yapacaklarını tahmin etmiyorum. Ne kadar olur peki abi? 11.000 lira. O kadar mı yaparlar? Evet. Siz ne diyorsunuz abi? Ben neyse hayırlısı diyorum ya, ne çıkarsa. Bahtıma diyorsun. Ya konuşmak istemiyorum kısacası. Canı sağ olsun. Sağ ol. Evet abi, nereye gittin? Gel abi, nereye kaçıyorsun hemen? Söyle abi, asgari ücret ne kadar olmalı? 30 bin lira olmalı. He? 30 bin lira. 30 bin lira. İyi para değil mi abi, 30 bin lira? Hiç değil. Bir ay sonra yok. He? Bir ay sonra yok. Sonra? 15'e mi düşer 30 bin lira bir ay sonra? Bir ay sonra 15'e düşer. Hiçbir değeri kalmıyor diyorsun yani. Olmaz. Eyvallah baba, sağ ol, teşekkür ederim. Nereden seyredeceksin abi? Oradan seyredeceğim. Merhaba. Merhaba. Asgari ücret sizce ne kadar olmalı? Şu günün şartlarında tabii ki devlet kurumları çok daha iyi bilir ama asgari ücretin şu anki tam karşılığı değil insanlar için. Yani biz işveren olduğumuz halde, hı hı, ki bir çalışan olarak düşünseniz yine bir 11-12 bandında olursa insanların geçim kaynaklarını daha iyi seviyede tutabilir diye düşünüyorum. Kurtarır mı? Yeter mi? Yani tabii. Memur maaşları 22 bin lira yapacağım dedi Erdoğan. Yani biraz böyle asgari ücret... Şu an için başlangıç seviyesinde yani 12-13 bin lira gibi rakamlar olabilir. Tabii ki bunu devlet kurumları çok daha iyi analiz edeceklerdir. Ama Türk İş falan bugün gibi toplantı yapıyorlar işte bakanla beraber. Hayırlısı olsun, çalışamamak çok zor. Ama tabii Avrupa standartlarına veyahut da Türkiye'nin olası standartlarına olması için yine bir 15'ten aşağı olmaması gerekir. Doğrusu budur yani. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Hemen sizdeyim hanımefendi. Ben de aynı şekilde işime katılıyorum bu konuda. Yani şu an 8500 TL ama hayat pahalılığına da bakarsak yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ben de en az bir 15.000 civarı olması taraftarıyım. Olur mu peki? Olursa iyi olur diyelim. Hayırlısı olsun altımız hakkında. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Abime sorayım. Arkadaşların dediği gibi yine 13-14 milyar 15'e bu ara olmalı. Paranın değeri kalmadı. Aynen. Bir kilo domates 30 milyon. Yani bir daha değeri kalmadı. Adam bir ev kirasını ödemiyor. Kirada olanları düşüneceksin. Oturanları yani. Yani 8 milyon düşük kira olduğuna göre. Devlet şöyle bir düşünüp taktasını düşünüp halkını düşünmesi lazım. Aynen öyle. Aynen. Başka diyeceğim yok. Yani. Sağ ol. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Olmalı abi. Bence 15-20 olsun. Olur mu? Olmaz. Ne kadar yaparlar sizce? Bence 9. Ne? 9. Yok artık. Devlete para lazım. Vatandaşa da lazım. Yok, vatandaşa gerek yok. Vatandaş bir şekilde doyuyor. Allah Allah. Ya. Yani kuru ekmek yese de doyuyor. Doyuyor, bir şekilde doyuyor. Ama devlete lazım, çok lazım. Evet. Masraf çok. Masraf çok. Gider çok. Cuma'ya mesela helikopterle gidiyoruz. Eyvallah. Haklısın baba. Bir çekimdesiniz. Buyurun bu tarafa bakın. Domates yerli, patlıcan yerli, salatalık yerli. Ne alırsanız bizden o gider sizinle. Buyurun seçin, alın, ayırın. Eyvallah. Vallahi devlet ne verirse razı geleceğiz. Ne demek abi o? Kaç para olmalı diyorum ben abi. Sen kaç para olmasını istiyorsun? 11. 11. 15. 15 mi? 15 vermez de 11 ver, 9 ver. 11 ver, yeter. Yeter mi abi? Yeter. Hadi canım. Yeter, Allah bereket versin. Diyorsun. İyi baba.